Bütün arkadaşlara merhabalar diliyorum. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video ile karşınızdayım. Kurstaki yoğunluk nedeniyle daha önce video çekme imkanı bulamadım. Bu videoda nominalizirim konusunu işleyeceğim. Bu konuyu neden tercih ettim? Şunun için tercih ettim. Almanca gramerinin en tepesinde yer alan bir konu. Nominalizirim konusunda bağlaçları, edatları, pasif, aktif, adjektif deklinasyon, isimleştirme, sıfat, zarf. Yani aklınıza Almanca grameri ile ilgili hangi konu geliyorsa relatif hariç hepsini bu konu içerisinde bulabilirsiniz. Hatta Behrend bağlacı zıtlık ve karşılaştırma işleminde kullanıldığında orada relatif yapıyla kullanmak durumunda kalacağız. Göreceksiniz zaten. Bu konu arkadaşlar okuduğunuzu anlamanız için son derece yararlı bir konu. Bunun dışında C1 ve C2 sınavını hazırlayan arkadaşlar için de eşsiz bir kaynak. Bu arada hemen şunu da belirteyim. 10 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan YDS sınavında bu sınava hazırlanacak olan öğrenciler için bir kurs açacağım. Ve bu kursun başlama tarihi de 22 Mayıs olarak tespit ettik. Bu kursa katılmak isteyen arkadaşlar Kariyer Yolu Dershanesi ile irtibata geçebilirler. Şimdi ben konuyu anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Çok sayıda alıştırma koydum. Şöyle yaparsanız çok iyi olur. Bu dersin dokümanını paylaşıma sunacağım. Dershaneye göndereceğim. O da paylaşma bir şekilde sizin erişiminizi açar. Önce kendiniz alıştırmaları yaparsanız, daha sonra video izlerseniz çok daha faydalı olabilir. Bu tabloya sonra döneceğim arkadaşlar. Şimdi nominalizyorum ne demek? Onunla ilgili genel bilgiler vereyim ben size. Buraya da yazdım zaten. Nominalizyorum adlaştırma işlemidir. Yani adlaştırmadan bir yan cümle yüklemin adlaştırılması ve yan cümledeki bağlacın yerine uygun bir edatın kullanılması yoluyla cümlenin bir öğesi haline getirilir. Yani iki tane cümleyi, bir yan cümle, bir ana cümleden oluşan bir cümleyi tek bir cümle haline getireceğiz. Dediğim gibi bağlaca karşılık gelecek olan prepozisyonu kullanarak bu işi yapacağız. O tabloya dediğim gibi daha sonra döneceğiz. Hangi bağlaca, hangi prepozisyon karşılık geliyor. Orada tabloda göreceksiniz zaten. Birçoğunda siz tahmin edebilirsiniz. Devam edeyim ben arkadaşlar. Adlaştırma işleminin öğrenilmesinde yardımcı olması maksadıyla bazı cümlelerin isim ifadeleri şeklinde yeniden yazılmaları konusunu örnek ve alıştırmalar vasıtasıyla öğrenelim. Önce örneklere bakalım. Okuyorum örneği. Die Regierung bemüht sich um die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Hükümet yeni iş yerlerinin yaratılması için çaba harcıyor. Bunu şu şekilde isimleştireceğiz arkadaşlar. Hükümetin yeni iş alanlarının yaratması çabası. Ya da şöyle de diyebiliriz. Buraya yazdım zaten. Hükümetin yeni iş alanlarının yaratılması için çabası da diyebiliriz. Şimdi bu cümlede yüklem sich bemüht um şeklindeki yapı. Buna isimleştiriyoruz. İsimleştirmenin yöntemlerini ben size anlatacağım. Bunu die Bemühung şeklinde isimleştiriyoruz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Edatlı fiillerde isimleştirme yaptığımızda, adlaştırma yaptığımızda o fiilin preposyonu isimleştirme yapıldığı zaman da kendini bir şekilde muhafaza eder. Ve cümlenin öznesi olan hükümet, yani die Regierung kelimesini de Bemühung ile genitif tamlama şeklinde yapacağız. Örnekte şu şekilde olacak arkadaşlar. Die Bemühung der Regierung um die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Yani hükümetin yeni iş alanları, yeni iş sahaları yaratma çabası. Alıştırmaları yapa yapa bu konuyu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kolay bir konu değildir. Bir sonraki videoda da iki tane video çekeceğim bu konuyla ilgili. Bunun tersi olan verbalizirim konusunu anlatacağım. O biraz daha zordur. Nominalizirim nispeten.
verbalizyorum ile kıyaslandığında daha kolaydır. İkinci örneğe bakalım. Die Wasserproben wurden untersucht. Su örnekleri incelendi. Su örneklerinin incelenmesi diyeceğiz. Untersuchen fiilini alıp isimleştireceğiz. Yine masdarekini atarak sonra und takısı getirerek yapacağız. Onların ayrıntılarını biraz sonra göstereceğim ben. Die Wasser probunu da bir tip tamlama haline getireceğiz. Bakın hemen görüyorsunuz zaten. Onu da yazdım ben. Die Untersuchung der Wasserproben. Su örneklerinin incelenmesi. Örnekleri okumaya devam ediyorum arkadaşlar. Ich halte mich in Köln auf. Köln'de kalıyorum. Köln'de kalışım diyeceğiz. Sich aufhalten fiilini der Aufenthalt şeklinde isimleştiriyoruz. Şu fiili göstereyim. Sich aufhalten. Aufenthalt şeklinde isimleştiriyoruz. Mein Aufenthalt in Köln. Neden mein diye kullandım? Çünkü özne ich. Onu bir şekilde belirtmem gerekiyor. Köln'de kimin kaldığını ifade etmem gerekiyor. Devam ediyorum. Der Arzt hatte sich geirrt. Sich irren, yanılmak demek. Doktor yanıldı, hataya düştü. Der Irrtum des Arztes şeklinde isimleştiriyoruz. Sich irren fiilinde arkadaşlar der Irrtum şeklinde isimleştirmemiz mümkün. Ama das Irren de diyebiliriz. Onları dediğim gibi biraz sonra göstereceğim. Son örneğe bakalım. Der Motor ist von Mechanica instand gesetzt. Instand setzen, tamir etmek demek. Yani reparieren demek. Motor tamirci tarafından tamir edildi. Die Instandsetzung des Motors von Mechanica. Motorun tamirci tarafından tamir edilmesi dedik. Şimdi ben şurada şu bilgileri de vereyim arkadaşlar. Biraz sonra aslında alıştırmalar yapacağız. Orada da birkaç defa üzerinden işaret ederim ben. Bu tarafından anlamına gelen ifadeyi Almanca'da biliyorsunuz 3 farklı preposyon ile vermek mümkün. Bunlardan birincisi von. En sık kullanılanı bu preposyondur. İkincisi durch. Üçüncüsü seitens. Von datif alır. Durch akuzatif alır. Seitens de genitif alır. En nadir kullanılanı seitens preposyonu. Ki Türkçe'de çok uyuyor aslında. Seitens tarafından anlamıyla. Ama Almanlar nedense çok ender kullanıyorlar bu preposyonu. Ağırlıklı olarak von edatını kullanıyorlar. Ki ben von edatını çok fazla sevmiyorum. Bazen anlam kargaşası oluşturabiliyor. Şimdi fiillerden nasıl isim türeteceğiz? Bunu kısaca göstereyim arkadaşlar. Bunun 3 tane temel yolu var. Birinci yol, fiili olduğu gibi alırız, isimleştiririz. Biliyorsunuz ki Almanca'da isimler büyük harfle yazılır. Ve bu şekilde türettiğimiz isimden artikeli de das olur. Birkaç tane istisnası var. Aslında çok da istisna değil ama onları da buraya yazdım. Mesela örneklere bakalım. Leben, yaşamak. Das Leben, yaşam, hayat. Vorliegen, bulunmak, söz konusu olmak anlamına gelir. Das Vorliegen de bulunmak, söz konusu olmak. İstisna olarak da schaden fiilinden türetilen der schaden var. Bunun artikeli normalde das olması gerekiyordu. Der schaden. Diğeri nutsun. Der nutsun. Der schaden zarar demek, hasar demek. Nutsun da fayda, kullanma, çıkar anlamına da gelir. Bunların dışında arkadaşlar gefallen fiilinde de aynı şey söz konusu. Buraya yazmadım. Gefallen hoşuna gitmek biliyorsunuz anlamı. Der gefallen yani iyilik, kıyak anlamına gelir. Bir de husten, öksürmek. Onun da öksürük anlamında der husten. Yani dört tane istisna var. Dördünü bilmeniz yeterli ama iki tanesini buraya yazdım. Diğerleri çok karşınıza çıkmadığını düşündüğüm için yazmadım. Bir de o kadar zaman da yok. Bu birinci yöntem. Gelelim ikinci yönteme. İkinci yöntemde masdar ekini atarsınız. Almanca'da biliyorsunuz iki tane masdar eki var. En ve en. Bunları atarsınız. Fiilin kökünün sonuna ung takısı getirirsiniz. Bu şekilde türettiğiniz isimden artikeli de istisnasız. Ohne Ausnahme. Die olur. Daha sık bu yöntem kullanılır. Bu yönteme şöyle dikkat edin arkadaşlar. Mesela zihli fiilleri de bu şekilde isimleştirebilirsiniz. Dolayısıyla anlam aktif de olabilir, pasif de olabilir. Onu cümledeki anlamından siz çıkarırsınız. Bakın örneklere lütfen dikkat edin. Rettin, kurtarmak demek. Die Rettung, kurtarma anlamına da gelir, kurtarılma anlamına da gelir. Sich verminden, azalmak demek.
difermin derim azalma. Ama azaltma anlamına da gelir. Çünkü ferminden, fiilinden de türemiş olabilir. Enişte oluşma, meydana gelmek anlamına gelir. Dienişte oluşma, meydana gelme anlamına gelir. Dediğim gibi en sık kullanılan yöntem, isimleştirme yöntemi ikinci yöntemdir. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Ne zaman birinci yöntemi, ne zaman ikinci yöntemi kullanacağız şeklinde. Bunu ayırt etmek çok zordur arkadaşlar. Aşina olmak gerekiyor. Fakat şöyle bir durumdan yola çıkılabilir. Eğer anlam edilgense ikinci yöntemi daha çok tercih edin. Bir de hep öğrencilere ben şunu söylerim. Mesela bazı fiillerin birinci yöntemi yaygındır. Bazılarının ki ikinci yöntemi yaygındır. Öğrenciler bana hep sorarlar. Hocam mesela giyin fiilini ikinci yöntemle isimleştirebilir miyiz diye. Yani giyin şeklinde yapabilir miyiz diye. Yani yaygın bir kullanım değildir. Teorik olarak yapmak mümkündür. Fakat dilde böyle bir kullanımla ben şimdiye kadar karşılaşmadım. Ama mesela umgehen fiili var. Umgehen fiili. Onu die umgehung şeklinde isimleştirmek mümkün. Onu da şuraya yazayım arkadaşlar. Mesela umgehen dolanmak anlamına gelir. Bunu die umgehung şeklinde isimleştirmek mümkün. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bir de ben şu örneği veririm. Mesela sevdiğiniz bir insana hayatım diyebiliriz. Mesela hayat kelimesinin eş anlamlısı yaşamdır. Ama sevdiğiniz bir insana yaşamım demeyiz. Bunun gibi bir başka örnek daha vereyim. Mesela Türkçe'de doktor kelimesinin iki tane eş anlamlı kelimesi vardır. Birincisi tabip, diğeri de hekim. Bir hastanenin başındaki doktora baş doktor denmez. Ha derseniz de anlar herkes neyi kastettiğinizi ama başhekim ya da baş tabip tabirleri tercih edilir. Bu da onun gibi. Bu konuyu bu bağlamda değerlendirirseniz çok yerinde olur arkadaşlar. Bir de üçüncü yöntem var. Üçüncü yöntemde herhangi bir kural söz konusu değil. Bunun ayrıca öğrenilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben buraya birkaç tane örnek yazdım ama bunlarla sınırlı değil. Bunu hemen belirteyim. Neymeni diname şeklinde isimleştiriyoruz. Örnekler yazdım buraya bakın. Fesnemin işte yakalamak, gözaltına almak demek. Di fesname. Annemin kabul etmek. Di anname. Tayinliğimin katılmak, di tayinname, ayinliğimin almak, di ayinname şeklinde isimleştirilir. Yani neymini hep name diye yapacağız. Mesela aus neymin olsaydı aus name olacaktı. Bir de artikel sorununuzu da giderir arkadaşlar. Di name şeklinde öğrenirseniz bütün örnekler geldiği zaman bile hep artikeli di olacaktı. Bu şekilde neyminden türetilen isimlerde. İkinci örneğe bakalım. Gein daha çok gang şeklinde isimleştirilir. Artikeli derdir. Mesela untergehen batmak, der Untergang batış, aufgehen doğmak, mesela güneşin batması, doğması şeklinde düşünün. Der Aufgang. Mesela eingehen eingang, ausgehen ausgang, vergehen vergang şeklinde düşünebilirsiniz. Brechen kırmak, kırılmak anlamına gelir. Der Bruch kırık anlamında. Ausbrechen patlak vermek, isimleştirilmiş hali. Der Ausbruch. Einbrechen bir yere girmek demek hırsızlık amacıyla. Der Einbruch, Abbrechen de yarıda kesmek anlamına gelir. Kopmak anlamı da var temasın, irtibatın. Der Abbruch yani yarıda kesme ya da kopma anlamını verir. Zihni de zih şeklinde isimleştiririz. Artikel di'dir. İki tane örnek yazdım buraya. Aussehen, die Aussicht. Aussehen görünmek demek biliyorsunuz. Die Aussicht de manzara anlamına gelir. Fırsat, şans anlamı da vardır onu söyleyeyim ben. Einsehen incelemek demek, idrak etmek demek. Die Einsicht de yine inceleme, idrak etme anlamını verir. Çoğaltabilirsiniz bunu. Mesela Ansehen, Ansicht şeklinde isimleştirilebiliyor arkadaşlar. Setzen, zat şeklinde isimleştirilebilir. Artikel der. Örneklere lütfen dikkat edin. Einsetzen kullanmak anlamlarından bir tanesi kullanmak ama başka anlamları da var. En önemli anlamını söylüyorum ben size. Der Einsatz kullanmak. Kişi söz konusu olursa da görevlendirme anlamına gelir. Zusetzen katmak, ilave etmek diye Zusatz da ilave katkı, katma anlamına gelir. Bauen yapmak, inşa etmek. Bundan türetilen isim diye Bau. Anbauen bir
sebzenin, meyvenin tarımını yapmak, yetiştirmek anlamına gelir. De Anbau da yine aynı şekilde bu anlamı bünyesinde bulundurur. Ausbau iki anlamı vardır. Genişletmek, yani erweitern anlamına gelir. Bir de demontieren, yani sökmek anlamına gelir. De Ausbau da her ikisi anlamı bünyesinde bulundurur. Bunlara ayrıyeten çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Ama okurken bir şekilde aşina olursunuz. Şimdi alıştırmaları yapalım. Bu alıştırmalarla bu konuyu çok daha net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi bu doküman paylaşımı söz konusu olacak. Siz kendiniz bu alıştırmaları yapmaya çalışırsanız ve daha sonra video izlerseniz sizin için çok daha faydalı olur. Ben yapıyorum şimdi arkadaşlar. Die Eltern, ebeveynler, Barn'ı uyarıyorlar. Ihre Kinder, çocuklarını stets her zaman vor möglichen Gefahren, olası tehlikeler konusunda. Yani ebeveynler çocuklarını her zaman olası tehlikeler konusunda uyarırlar. Şunu söyleyeceğiz. Çocukların ebeveynleri tarafından olası tehlikelere karşı sürekli uyarılması diyeceğiz. Şimdi burada bazı incelikler var arkadaşlar. Biliyorsunuz Almanca'da bütün adjektifler aynı zamanda adverbtir. Adverblerin ezici çoğunluğu aynı zamanda adjektiftir. Ancak bazı adverbler adjektif olarak kullanılmaz. Bunlardan bir tanesi de stets'tir. Onun yerine stetig ya da ständig kullanacağız. Yani şurada birkaç tane örnek yazayım arkadaşlar. Mesela oft, sık sık anlamına gelir. Sadece zarf olarak kullanılır, yani adverb olarak kullanılır. Eğer bu anlamda adjektif olarak eş anlamsını kullanmak istiyorsak häufig zarfını kullanacağız. Stets için onu da yazayım şuraya. Stetig ya da ständig kullanacağız. Bunun dışında hier için hiesig, Morgan için morgig, gestern için gestrig sıfatını kullanacağız. Şu örneği hemen ben bir yapayım arkadaşlar. Şimdi fiil barının uyarılma diyeceğiz. Bakın biraz önce ne söyledim ben? Eğer edilgense ikinci yöntemi kullanın. Yani takısıyla yapın. Die. Bu arada stets'i ne yapacağım ben? Sıfat olarak kullanacağım ve sıfat çekim kurallarına tabi tutacağım. Die stetige Warnung der Kinder von den Eltern vor möglichen Gefahren. Yazı biraz küçük oldu galiba. Karakterini biraz büyüteyim. Die stetige Warnung der Kinder von den Eltern vor möglichen Gefahren. Bir de arkadaşlar böyle bir ifadeyle karşılaştığınız zaman tercümeye şu birinci genitiften başlayın. Sonra sağa doğru gidin. Ondan sonra en başa dönün. Bakın yapıyorum. Lütfen takip edin. Çocukların ebeveynleri tarafından olası tehlikeler konusunda sürekli uyarılmaları ya da uyarılması. Devam ediyorum. Der Vulkan brach aus. Yanardağ püskürdü. Yanardağ patladı. Ausbrechen fiilinin biraz önce isimleştirilmiş halinin Ausbruch olduğunu söylemiştim. Yazının boyutunu birazcık büyüteyim arkadaşlar. Tamam. Der Ausbruch des Vulkans diyeceğim. Tamam, bu yazı karakteri daha iyi oldu. Devam ediyorum. Die Einladung wird angenommen. Davet kabul ediliyor. Davetin kabul edilmesi diyeceğiz. Annehmen fiilini die Annahme şeklinde isimleştiriyorduk.
Bu videoyu arkadaşlar büyük bir ihtimalle iki bölüm haline çekeceğim. Çünkü süresi uzun olacak. Öyle gözüküyor. Siz bunu iki bölüm halinde izlersiniz diye düşünüyorum. Man Beşir İbni Natur, doğa tasvir edildi. Doğanın tasvir edilmesi diyeceğiz. Beşir Ayvun'u yine ikinci yöntemle yapacağız. Di Beşir Ayvun. Natur. Biraz hızlı gidiyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Çünkü süre gerçekten benim için son derece kısıtlı. Das Flugzeug ist abgestürzt. Uçak düştü. Uçağın düşmesi diyeceğiz. Abstürzen fiili diye abstürz şeklinde isimleştirilir. Yani üçüncü yöntemle isimleştirilir. Diye abstürz. Flugzeug. Tabi bu arada arkadaşlar genitif yaparken endeklinasyonla ilgili kelimeler çıktığı zaman ona dikkat edeceksiniz. Diyorum ya, bu konu arkadaşlar C1 ve C2 düzeyinde öğretilir. Dolayısıyla da bu sınavlarda sorulur. Mesela Almanya'da DSA sınavı vardır. Üniversite okumak isteyen ya da yüksek lisans yapmak isteyen yabancı öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Gramer bölümünde 3 konu sorulur. Nominalizyorum, verbalizyorum, partisipel atribut. Bazı üniversitelerde bunları genelde üniversiteler kendileri bağımsız olarak yapıyorlar. Modaverb ve modaverb'lere alternatif yapıları sorarlar. O kadar. Başka hiçbir şey sormazlar. Gerek de yok zaten. Bunu yapan kişi Almanca gramerine hakim demektir. Devam ediyorum. Die Demonstranten wurden durch die Polizei festgenommen. Göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Göstericilerin polis tarafından gözaltına alınması diyeceğim. Festnehmen, die Festnahme şeklinde isimleştireceğim. Sonra tamlama yapacağım. Göstericilerin demek için. Bunları bildiğinizi varsayarak detaya girmiyorum arkadaşlar. Şimdi şurada polis tarafından ifadesini arkadaşlar. Biraz önce bahsetmiştim. Üç farklı preposyonla ifade edebiliyorum. Bunların hepsini ben bir yazayım, oldu mu? Von der Polizei. Durch die Polizei. Ve Zaytens der Polizei. Şuraya lütfen dikkat edin arkadaşlar, bakın. Üç farklı preposyon kullanabiliyorum. Üçü de doğru. Ama en sık kullanılan von edatı. Sonra dur. Sonra zaten. Von edatı datif hali gerektirir biliyorsunuz. Dur. Akuzatif hali gerektirir. Zaytens preposyonu genitif hali gerektirir. Bunları da not ettim arkadaşlar. Devam ediyorum. Das Museum wird besichtigt. Müze geziliyor. Müzenin gezilmesi diyeceğiz. Bakın hep pasif olduğu zaman arkadaşlar anlam. İkinci yöntemi tercih ediyorum. Fark etmişsinizdir. Die Besichtigung. Des Museums. Man benutzt das Gerät oft. Cihaz sık sık kullanılıyordu. Bakın burada oft'u sıfat olarak kullanamam. Onun yerine häufig sözcüğünü kullanacağım. Die häufige Benutzung des Geräts. Şunu hemen belirteyim. Bak, oft yerine ne kullandım arkadaşlar? Häufig kullandım. Tabi bu arada sıfat şekil kurallarını da bileceksiniz arkadaşlar. Artikel değişmediği zaman sıfatın sonuna hep e taksı gelir. Bakın häufig'in sonuna e taksı getirmişim. Zaten yaptığım alıştırmalara lütfen dikkat edin.
Der Patient ist gründlich untersucht worden. Bakın hasta adam akıllı bir şekilde muayene edildi. Yani iyi bir şekilde. Hastanın iyi bir şekilde muayene edilmesi diyeceğim. Patient kelimesi biliyorsunuz sonu ent'le biten isimler Almanca'da endeklinasyona tabi olur. Yani akuzatif, datif ve genitif de sonuna ent takısı alır bu tarz kelimeler, isimler. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Die gründliche Untersuchung des Patienten. Tamam. Bunları da ben bir göstereyim de arkadaşlar. Kullanayım. Bakın sonra en taksi getirdim. Tamam. Die Fabrik wurde vor kurzem in Betrieb genommen. Fabrika kısa bir süre önce işletmeye açıldı ya da işletmeye alındı. Fabrikanın kısa bir süre önce işletmeye alınması ifadesini kullanacağım. In Betrieb nehmen fiilini in Betrieb name şeklinde isimleştireceğim arkadaşlar. Zaten name'i ne yapıyorduk? Üçüncü yöntemle name şeklinde isimleştiriyorduk. Die Betrieb name der Fabrik vor kurzem. Devam ediyorum. Das vom Parlament verabschiedete Gesetz trat in Kraft. In Kraft treten, yürürlüğe girmek demek. Parlamento tarafından çıkarılan kanunun yürürlüğe girmesi diyeceğim. In Kraft treten arkadaşlar birinci yöntemle isimleştirilir. Yani olduğu gibi fiilden isimleştirme yolunu tercih ederiz arkadaşlar. Bu şekilde artık yani das alıyordu unutmayın. Das in Kraft treten. Des vom Parlament verabschiedeten Gesetzes. Şunu da hemen belirteyim. Artikel değişirse sıfatın sonuna her zaman en takısı gelir. Bunu kural olarak öğrenin arkadaşlar. Artikelin değişmesi ne demek? Yalın halde farklı bir şekle dönüşmesi demek. Mesela Gezes'in artikeli das'tı. Bakın des şeklini aldı. Değişti. Değişince sıfatın sonuna otomatik en takısı gelir. Bakın işaretleri yeşil renkle görüyorsunuz. Devam ettiriyorum alıştırmaları. Die Preise steigen ständig. Fiyatlar sürekli yükseliyor. Sürekli artıyor. Fiyatların sürekli artması diyeceğiz. Ansteigen da arkadaşlar yine üçüncü yönteme tabi olan bir fiil. Der Anstieg şeklinde isimleştirilir. Ha şunu diyebilirsin hocam das ansteigen desem ne olur? Ya olur. Olur da şu hani başhekim baş doktor gibi olur. Der ständige Anstieg der Preise. Ben emekli ayrıldıktan sonra İstanbul'dan Ankara'ya geldim ve Ankara'da kurs vermeye başladım ve ilk verdiğim kurs öğrencileri DSA sınavına hazırlanan öğrencilerdi. Hatta ben onlara şunları söyledim. Eğer emin olamazsanız dedim, birinci yöntemi kullanın dedim. Yani sınavda ne yaparlar? Puanınızı alıp şeyi kırarlar. Hiç yanlış yapmaktan ya da yapamamaktan en azından çok yaygın olmayan bir şeyi kullanmaktan mümkün yani. Bu şekilde de yapılabiliyor. Yani C1 ve C2 sınavına girecek arkadaşlara hitaben bunu söylüyorum. Onlar çünkü sınavda yazacaklar. Ama şunu çıkış noktası olarak görürlerse son derece bundan yararlanabilirler. Anlam edilgense ikinci yöntemi kullansınlar bu arkadaşlar. Devam ediyorum. Die türkische Bevölkerung wächst ständig und rasch. Yani Türkiye'nin nüfusu sürekli ve hızla artıyor. Türkiye'nin nüfusunun hızla ve sürekli artması diyeceğiz. Mesela wachsen fiilini wachstum şeklinde isimleştiriyoruz. Das wachstum. Tabi araya sıfat koymam gerekiyor. Das ständige und rasche wachstum der Türkischen Bevölkerung. Arkadaşlar bu konu var ya,
size her bir konuyu öğretir. Bakın bir daha tekrar edeyim. Artikel değişmiyorsa belirli ve belirli artikellerde artikel değişmiyorsa sıfatın sonuna e tırısı gelir. Kuralları da ben bu şekilde öğretmeye çalışayım size. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Yani tablo ezberleyerek öğrenmeye çalışan arkadaşlar vardır. Hiç gerek yok tablo ezberlemeye. Onun kuralı var. O kuralı işletirseniz çok kolay bir şekilde yaparsınız. Almanca'da adet deklinasyon gerçekten problem. Bu problemin üstesinden ancak bu şekilde gelebilirsiniz. Bakın şurada da artikel değişti. Niye değişti? Bunun artikeli değilken der haline aldı. Genitif olduğu için. Bakın artikel değişince sıfat sonuna ne geldi? Bakın en takısı geldi. O kadar basit. Artikel değişmiyorsa belirli artikellerde sıfatın sonuna e takısı. Değişiyorsa en takısı. Çoğulda bütün artikeller değişir. Dolayısıyla çoğulda hep en almış. Bir tek di değişmiyormuş gibi gözükür. Onu da değişiyormuş gibi kabul ederseniz sorunu kökten çözersiniz. Devam ediyorum. Man reißt das Haus ab. Ev yıkılıyor. Yani evin kendisi yıkılmıyor. Birileri geliyor kepçe dozerle yıkıyor. Abreißen çünkü yıkmak demek. Evin yıkılması diyeceğiz. Abreißen fiil de arkadaşlar de abriss şeklinde isimleştirilir. Der Abriss des Hauses. Devam ediyorum. Ein neuer Staudamm, yeni bir baraj ist in der Region, bölgede errichtet worden, kuruldu. Errichten, tesis etmek, kurmak, inşa etmek, yapmak anlamına gelen bir fiil. Yeni bir barajın bölgede kurulması diyeceğiz. Bakın kurulması edilgen. Dolayısıyla hangi yöntemi kullanacağım? İkinci yöntemi kullanacağım. Die Errichtung eines neuen Staudamms in der Region. Tamam. Yine adjektif deklinasyon ile ilgili şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Belirsiz artikellerde yani ein işte possessive pronomlarda mein, dein, sein. Yine o artikelin değişip değişmemesi hususundan yola çıkın. Eğer artikel değişirse sıfatın sonuna en taksi gelir. Belirli artikellerde olduğu gibi. Yani bakın burada artikel normalde ayın idi. Aynes oldu. Değişti. Değişince bakın sıfatın sonuna hangi takı geldi? En taksi geldi. Ya, kural son derece basit. Artikel değişirse belirli ve belirsiz artikellerde sıfatın sonuna en taksi gelir. Artikelin değişmesinden neyi kastettiğimi sanırım anladınız diye düşünüyorum. Man versteigerte bei der Auktion das alte Bild. Müzayedede, açık artırmada eski tablo, eski resim açık artırmayla satıldı ya da açık artırmaya sunuldu. Versteigern o anlama gelir. Bakın yine anlam edilgen. Dolayısıyla ikinci yöntemi kullanacağım. Die Versteigerung des alten Bildes bei der Auktion. Bakın yine göstereyim. Artikel des şeklinde değişti. Sıfatın sonra en takısı geldi. Göre göre yapa yapa bunlar net bir şekilde oturur arkadaşlar. Yani Almanca'da bir söz vardır ya. Übung macht den Meister diye. Ne kadar çok Übung yapılırsa o kadar iyidir. Yani je mehr Übungen desto besser. Ich suche eine gut bezahlte Stelle. Maaşı iyi olan, ücreti iyi olan bir iş, kadro arıyorum. Maaşı iyi olan bir iş arayışım diyeceğim. Suchen fiilini biliyorsunuzdur mutlaka. Die Suche şeklinde isimleştiriyoruz. Ya, çok fazla reklam geliyor arkadaşlar. Taciz ediyor. Ich'den dolayı da iyilik zamiri olarak meine diyeceğim. Meine Suche. Bu arada arkadaşlar Suchen fiili edatlı bir yapı gerektirir. O da nach edatıdır. Nach edatını kullanacağım. Nach. Nach datif olduğu için einer gut bezahlten Stelle. Bir de şu
hususlara dikkat edeyim arkadaşlar. Edelim daha doğrusu. Şimdi nah prepozisyonu datif alan bir prepozisyon değil mi? Buraya datif yapalım. Tamam. Aynı artık yine aynı şeklini aldı. Yani değişti. Ve sıfatın sonuna entaksı gelecek. Geldi. Neden gut'u çekime tabi tutmadan? Çünkü gut burada zarf, adverb. Biliyorsunuz ki Almanca'da adverbler hiçbir zaman yani deklinasyona tabi tutulmazlar. Ha, onu çekersem ne olur? Anlamsız olur zaten. Nach einer guten dersem bu sefer iyi ödenmiş, iyi bir kadro olur. Orada gut Stelle'yi nitelemiyor. Ücretin iyi olduğunu söylüyor. Yani Bezahlt'ı niteliyor. Zarf olarak kullanıldığı için de çekime tabi tutmuyoruz arkadaşlar. Zaten yukarıda da bakın aynı gut Bezahlt'ı yazıyor. Onu aynen olduğu gibi muhafaza edin. Peki devam ediyorum. Das Problem burada geliyoruz. Sorun çözüldü. Sorunun çözülmesi diyeceğiz. Artık anladınız diye düşünüyorum. Anlam edilgen olduğu için ikinci yöntemi tercih edeceğiz. Die Lösung des Problems. Problemin çözülmesi. Die Preise sind stark reduziert. Fiyatlar çok fazla düştü. Fiyatların çok fazla düşmesi ya da düşürülmesi diyeceğiz. Yine yani ikinci yöntemi kullanıyorum. Die starke Reduzierung der Preise. Devam ediyorum. Der Angeklagte, sanık, wird ins Verhör genommen, sorguya çekiliyor. Ins Verhör ne mi? Sorguya çekmek demek. Sanığın sorguya çekilmesi diyeceğim. Die ins Verhörnahme des Angeklagten. Şunu mutlaka biliyorsunuzdur. Ben yine de tekrar etmeyi uygun görüyorum arkadaşlar. Artikeli der. Sonu e ile biten isimler Almanca'da endeklinasyona tabi olur. Mesela der Kranke. Yazayım şuraya. Akuzatif olursa ne olur arkadaşlar? Den Kranken olur. Değil mi? Datif olursa den Kranken. Bu sadece genitif için geçerli değil biliyorsunuz. Genitif olursa mesela die 5'i verdim diyelim. Des Kranken. Den Kranken hastayı, den Kranken hastaya, die 5'i verdim des Kranken, hastanın şikayetleri. Şu en takılarını belirgin hale getireyim arkadaşlar. Rengini değiştirerek. Örnek olarak yazdım arkadaşlar. Birkaç tane daha yapayım. Mesela der Affe, der Löwe, der Beamte. Çok sayıda kelime var Almanca'da. Affe maymun, Löwe aslan, der Beamte memur. Bunlar da arkadaşlar bakın artikelleri der. Sonları e ile bittiği için endeklinasyona tabi olur. Yani endeklinasyondan kastım akuzatif, datif ve genitif halde sonlarına entaksı gelmesi. Burada da bakın Angeklagte endeklinasyona tabi bir isim. Çünkü artikeli der ve sonu e ile bitmiş. Ne yaptım ben? Genitifte sonra s taksı getirmedim. Entaksı getirdim. Er geht mit Geld gut Parayı iyi kullanıyor. Geyini nasıl isimleştiriyorduk arkadaşlar? Daha önce görmüştük. Gang şeklinde isimleştiriyorduk. Şu erden dolayı
bir iyilik zamiri kullanacağız. Yani posesif pronomu kullanacağız. Erin posesif pronomu da biliyorsunuz ki sein'dir. Sein guter Umgang mit Geld. Şimdi şunu da ben belirteyim arkadaşlar. Belirsiz artikellerde ya da iyilik zamirlerinde artikel değişmez ise artikeli der olan isimler için er, artikeli di olan isimler için di, artikeli das olan isimler için de es takısı sıfatın sonuna getirilir. Bakın diye umgang olduğu için sıfatın sonuna er takısı getirdim. Artikel değişseydi sıfatın sonuna en takısı gelecekti. Devam ediyorum. Die Stadt entwickelt sich schnell. Şehir hızla gelişiyor ya da kalkınıyor. Şehrin hızla gelişmesi diyeceğiz. Die schnelle Entwicklung. Der Stadt. Die schnelle Entwicklung der Stadt. Şehrin hızla gelişmesi. Die Glühbirne, ampul. Burada von Edison erfunden. Edison tarafından icat edildi, bulundu. Ampulün Edison tarafından icat edilmesi. Yine bakın anlam edilgen olduğundan, yani yapılı edilgen zaten. İkinci yöntemi kullanacağım, isimleştirmede. Bunu arkadaşlar substantivierung deniyor. O eylemin, yani bu da isimleştirme, öbürünü adlaştırma dedim ben Türkçesinde. O da nominalizierung. İkisi biraz farklı birbirinden. Bazen ben de karıştırabiliyorum. Die Erfindung der Glühbirne Evet yazdım arkadaşlar. Die Erfindung der Glühbirne ampulün bulunması kimin tarafından? Von Edison. Er passt sich an die neue Umgebung schnell an. O yeni çevreye hızla uyum sağlıyor. Sich anpassen an uyum sağlamak demek. Onun çevreye, yeni çevreye hızla uyum sağlaması diyeceğiz. Yine burada eğer var arkadaşlar. O yüzden de sein iyilik zamirini kullanacağım. Seine schnelle Anpassung an die neue Umgebung. Onun yeni çevreye hızla uyum sağlaması. Das Buch wurde veröffentlicht. Veröffentlichen yayımlamak demek, neşretmek demek. Kitap yayımlandı. Kitabın yayımlanması, neşredilmesi diyeceğiz. Yine edilgen. İkinci yöntemi kullanacağız isimleştirmede. Yani substantivierung'da. Die Veröffentlichung des Buches. Die alte Dame verhielt sich falsch. Sich verhalten, davranmak demek. Hareket etmek demek. Yaşlı kadın yanlış davrandı. Yaşlı kadının yanlış hareketi, yanlış davranışı diyeceğiz. Sich verhalten birinci yöntemle isimleştirilir. Yani das verhalten şeklinde yapacağız. Das falsche verhalten veya altın dağını. Tekrar tekrar göstereyim arkadaşlar. Böylece çok net bir şekilde aklınızda kalır. Bakın artikel di iken der şeklinde değişti. Sıfatın sonuna ne yaptım ben? En takısı getirdim. Der Motor wurde ausgebaut. Motor söküldü. Biraz önce Ausbauen filmini göstermiştim. Hem genişletmek hem de sökmek anlamına geliyordu. Motorun sökülmesi diyeceğiz. Der Ausbau des Motors.
Eine neue Straße wurde gebaut. Yeni bir yol yapıldı. Yani yeni bir yol inşa edildi. Yeni bir yolun yapılması diyeceğiz. Diyelim. Der Bau. Einer neuen Straße. Bakın burada yine tekrar edeyim arkadaşlar. Belirsiz artikel var. Eine Straße, çünkü die Straße. Artikel genitif tamlamadan dolayı aynı şeklini aldı. Değişti. Sıfatın sonuna bakın. Entaxe geldi. Bunları ben tekrar tekrar hatırlatayım ki arkadaşlar bir şekilde kafanıza çok çıkmayacak bir şekilde, bir daha çıkmayacak bir şekilde yerleşsin istiyorum. 29. örneğe bakalım. Der Müll wurde verbrannt. Verbrennen yakmak demek. Çöp yakıldı. Çöpün yakılması diyeceğiz. Anlam yine edilgen. Zaten buradaki yapı da edilgen. Pasif. İkinci yöntemi kullanacağız. Die Verbrennung des Mülls. Die Verbrennung des Mülls. Çöpün yakılması. Sanırım son örnek. Örnekleri biraz kısa tuttum arkadaşlar. Çok uzun olursa o kadar süremiz yok. Ama kursta ben bunu çok daha detaylı bir şekilde işliyorum. Der Strom fiel aus. Ausfallen birçok anlama gelen bir fiildir arkadaşlar. İptal edilmek, yapılmamak, olmamak. Elektrik bağlamında kullanılırsa kesilmek anlamına gelir. Der Strom fiel aus. Elektrik kesildi. Elektriğin kesilmesi diyeceğiz. Der Ausfall des Stroms. Şöyle de diyebiliriz. Onu da altına yazayım ben. Der Strom Ausfall. Elektriğin kesilmesi. Bu şekilde de isimleştirme mümkün arkadaşlar. Bu konuyu arkadaşlar iki bölüm halinde çekmek istiyorum. Çünkü çok uzun olduğu zaman izlemede sıkıntı olduğunu öğrencilerden duydum. Donmalar oluyormuş, takılmalar oluyormuş. O yüzden süreyi biraz kısa tutmak adına iki bölüm halinde çekeceğim bu videoyu. Şimdi ben burada bitiriyorum. İkinci videoda tekrardan görüşürüz arkadaşlar.